Evet, manşetleri bu şekilde noktalıyoruz değerli izleyenler. Süper Lig'de bugünün önemli maçlarına dair, takımlara dair haberleri hem haberler hem de manşetler üzerinden sizlere aktardık. Şöyle artık dünyadan spora da geçelim. Haberler değil, Skype bağlantısıyla devam edeceğiz şimdi. Hüseyin Özkök tabii ki dünyadan spor deyince bizim konuğumuz. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? İyi pazarlar diliyorum size. Demet günaydın, hoş bulduk. İyi pazarlar diliyorum ben de sana ve herkese tabii ki ekip arkadaşlarımıza da. Öncelikle tüm annelerin Anneler Günü'nü çok içten şekilde kutlamak istiyorum. Bugün Anneler Günü malum. Evet. Ben kendi annemi 31 yıl önce kaybettim. Bayağı uzun süre oldu. Evet. Eksikliğini hep hissediyorum. Ama annelerimizin kıymetini hakikaten bilelim. Tüm annelerin Anneler Günü'nü buradan bir kez daha kutluyorum. Aramızdan ayrılan annelere de Allah'tan rahmet diliyorum, kendi annem gibi. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Biz de buradan başımızın tacı tüm annelerimizin Anneler Günü kutlayalım diyelim ve sizinle birçok konu başlığımız var bugün. Hepsini Evet. Umarım süremiz yeter konuşuruz. Şimdi Arda Güler'le başlayacağım. Bugün manşetlerde de çok fazla gördüm. Çok dillendirmedim sizinle detaylı konuşuruz diye. Şampiyon Real Madrid'de Arda yine golünü attı. Hepimiz onun maçlarını bir milli maç havasıyla izliyoruz ve Granada deplasmanında da golünü kaydetti. Siz nasıl buldunuz Arda'yı? Evet, Ancelotti'nin Arda'yı nasıl kullanacağı şeklinde seninle sezon boyunca yayınlarımızda hep konuştuk. Ben Arda'nın özellikle şampiyonluğun artık kesinleşmesinden sonra ilk 11'de daha sık yer bulacağını tahmin ediyordum. Ve nitekim de öyle oluyor. Arda da bu kendisine verilen şansları gayet iyi değerlendiriyor Demet. Bu üçüncü golüydü yanılmıyorsam. Dün de golünü attı. O oyun sezgisi ve şu anda işte görüyoruz. Oraya gidip o pası alıp hemen direkt kaleye vurması ne kadar futbol zekasının ve yeteneğinin üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Arkadaşları tarafından da çok sevilen bir oyuncu. Tabii onun böyle küçücük bir çocuk olması böyle o dev takımın içinde hoşlarına gidiyor diğer futbolcuların da. Onu kardeşleri gibi görüyorlardı diye düşünüyorum. Daha 18 yaşında. Dün de güzel bir gol attı. Tabii Şampiyonlar Ligi finalinde Arda'yı göremeyeceğiz belki ama yine de o takımın oyuncusu bir parçası olarak o Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olursa eğer Dortmund, Real Madrid olmuş olacak o da. Zaten İspanya şampiyonluğu unvanını Arda artık aldı. Kendisine başarılar diliyorum bundan sonraki sezonlarda da Real Madrid'de ve tüm futbol hayatında. Yani daha fazla süre bulacağını düşünüyoruz ve o da performansıyla bence bunu gösteriyor. Tabii, lig bitene kadar daha fazla süre verecektir Ancelotti ona. Evet. Bundan artık bir şüphe yok. Ama işte Şampiyonlar Ligi'nde oyuna girer mi? En azından hani böyle Real Madrid farklı bir şekilde öndeyken onu bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Peki bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Bayern Münih diyeceğiz çünkü yeni teknik direktör kim olacak soruları hala kafaları kurcalıyor ve yeni teknik direktör adayı Hansi Flick mi olacak? Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de anılan bir isimdi Beşiktaş için. Şimdi Evet. Bayern Münih için konuşuyoruz. Hatırlıyor musun Demet? Ben Bayern Münih böyle ilk antrenör aramaya başladığında Thomas Tuchel'ın ayrılacağını açıklanmasından sonra Hansi Flick de olabilir demiştim. Çünkü boşta şu anda ve Şampiyonlar Ligi'ne dahil olmak üzere çalıştığı dönemde Bayern Münih'e 7 kupa kazandırmış bir teknik direktör. Daha sonra Alman milli takımı için ayrılmıştı. Ancak ilk etapta işte Xabi Alonso'ya gitti Bayern Münih. O olmadı. Ondan sonra Julian Nagelsmann dendi. O da olmadı. Ralf Rangnick bir diğer seçenekti. O da olmadı. O son iki isim milli takımlarla sözleşmelerini uzattılar. Ve Bayern Münih sezon sonu artık yaklaşıyor. Yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Hala antrenörsüz. Şimdi Alman medyasında gördüğüm kadarıyla Hansi Flick'in yeniden Bayern Münih için düşünüldüğü yazıyor ve konuşuluyor. Hansi Flick Bayern Münih'i çok iyi tanıyan ve az önce de söylediğim gibi çok büyük başarılar elde etmiş bir teknik direktör. Hani aynı suyla iki kere yıkanılmaz diye bir tabir var. Hani tekrar gelse ne kadar başarılı olur bunu bilmiyoruz ama sonuçta iyi bir teknik direktör Hansi Flick. Bu hafta içinde veya en geç
önümüz daha sonraki hafta Bayern Münih artık teknik direktörünü açıklayacaktır diye düşünüyorum. Evet. İşte adaylardan biri de şu anda gördüğümüz Hansi Flick. Peki devam ediyorum. Haritalı forma vakası. Sizinle bunu daha önce konuşmuştuk. Şimdi Evet. devreye kas da girdi. Peki ne olacak? Evet, devreye KAS girdi. Artık bu iş masa başında çözülecek. Afrika Kulüpler Konfederasyon Kupası'nda, yani bizim Avrupa Ligi'ne denk kupası Afrika'nın. Burada Cezayir'in Alger takımıyla Fas'ın Berkane takımı yarı finalde karşılaşacaklardı. İlk maç Cezayir'deydi. Cezayir ile Fas arasında da bir Batı Sahra sorunu vardı çok büyük ve iki ülkenin ilişkileri bu bağlamda çok kötüdür. Şimdi bu Berkane takımı deplasmana formasına bir harita işleterek çıkmak istemiş. Bu haritada Batı Sahra'yı Fas toprakları içinde gösteriyor. Cezayirli yetkililer buna karşı çıkmışlar ve sahaya çıkartamamışlar Berkane takımını. Evet. Böylece maç oynanamamıştı hatırlarsan. Bunları hani özet geçiyorum. Ve daha sonra rövanşta da Alger takımı deplasmana gitmedi ve sahaya çıkmadı. CAF, Afrika Futbol Konfederasyonu'nda iki maçta Berkane takımını hükmen galip ilan edip takımı yarı finale çıkarttı. Bunun üzerine Alger takımı kasa gidiyor ve acil toplantı koduyla ve oradan bir karar çıkarttırıyor ve bu iş artık masa başında çözecek. Yani CAF'ın kararını iptal ediyor ve bakacak, değerlendirecek oradaki KAS'taki avukatlar, yargıçlar ve buna göre yeni bir karar verecek. Bakalım Evet. iki maçta hükmen galibiyetle yarı finale çıkan Berkane'nin bu başarısı artık başarı şeklinde yorumlanamayacak. Peki gelelim aynı sahipli takımlara. City ve Girona Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek mi? Evet, bu da sık sık seninle konuştuğumuz bir konu. Evet. Multi club ownership, yani çok kulüplü sahiplik olayı. Şimdi Girona bu sene müthiş bir performans gösterdi. Her salı seninle zaten değerlendirmiştik La Evet. Liga konuştuğumuzda. City grubun, yani Manchester City'nin bağlı olduğu City grubun takımı olmasına karşın mütevazı sayılabilecek kadrosuyla La Liga'da o dev takımlar arasında çok büyük bir başarı elde etti ve ilk dörde girmeyi garantiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak seneye. Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Onların da oynaması kesin. Hani şampiyonlukları kesin değil şu anda İngiltere'de ama. Ve burada da ortaya bir sorun çıkıyor. Aslında UEFA'nın statüsüne göre aynı sahipli takımlar aynı turnuvada oynayamıyorlar. Fakat daha önce de bu olmuştu. Özellikle Leipzig konusunda, Salzburg'da Leipzig'in aynı kupada oynaması konusunda olmuştu. UEFA burada şöyle bir çözüme gitti. Bu takımların yöneticilerini hiçbir şekilde sahipli müessesede, yani sahip olan müessesede çalışmaması gerekiyor. Bağımsız olmaları gerekiyor yöneticilerin. Ve bu kulüplerinde birbirlerinden transfer yapmamaları gerekiyor. Böyle bir çözüm buldu UEFA. Muhtemelen Girona ile Manchester City'de bu bağlamda Şampiyonlar Ligi'nde aynı turnuvada oynayacaklar ama herhalde eşleştirme yapmayacaklardır. Onu tahmin ediyorum. İki kulüp en azından ilk maçlarda, yani lig statüsü kapsamında oynanan maçlarda birbirleriyle eşleştirilmeyecektir. Daha sonra artık ilerlerlerse belki çeyrek final, yarı finalde falan karşı Olabilir. karşıya gelebilirler başarı Sizin bu sağlarlarsa. konuda düşünceniz nedir? Yani benim biliyorsun sahipli kulüplere karşı biraz Evet. alerjim var. Özellikle bu körfez sermayesi takımları Evet. beni hakikaten rahatsız ediyor. Çünkü Gittikçe de artıyor gibi duruyor. artıyor. Böyle belirsiz fonlar, petrol paraları futboldaki dengeyi bozuyor. Mesela hatırlarsın konuştuk en sonda Şampiyonlar Ligi'nin finali iki tane sahipli olmayan takım kaldı. Real Madrid ile Dortmund. Evet. Bayern Münih de finale kalsa yine aynı şekilde olacaktı. Paris Saint Germain sahipli grubu olarak elenmişti. Çünkü bu kulüpler Real Madrid olsun, Dortmund, Bayern Münih olsun, bunlar kendileri futboldan elde ettikleri gelirlerle yaşamlarını sürdürüyorlar ama diğer sahipli kulüpler ve özellikle böyle fon kulüpleri, petrol şirketlerinin kulüpleri, bunlar maalesef bu paraları da futbola enjekte ediyorlar bir şekilde ve haksız rekabet yaratıyorlar diye düşünüyorum. Evet. Bu bağlamda da karşı çıkıyorum.
Peki devam ediyorum. Bir şampiyon daha belli oldu artık Avrupa'da, Arjantin'de şampiyonlar belli oluyor. Estudiantes'te 14 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Sosa'nın Türkiye'de de forma giymiş Sosa'nın takımı Estudiantes 14 yıl aradan sonra Arjantin'de şampiyon oldu. Arjantin liginin değişik statüsü var biliyorsun ve çok takımlı ve iki ayrı dönemde oynanan bir lig. Bu ilk dönemin şampiyonu Estudiantes oldu ve 14 yıl aradan sonra kaptan Jose Sosa da kupayı kaldırdı. Karşılaşma böyle playoff statüsünde olduğu için bir final şeklinde oynandı. Estudiantes finalde rakibini penaltılarla mağlup etti. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın sonunda Estudiantes penaltılarla kupayı alan takım oldu ve Arjantin'de lig şampiyonu oldu. Peki son bir dakikamız. Dünya Futbol Ligleri Birliği ve Uluslararası Oyuncular Sendikası'nda FIFA'ya dava tehdidi var. Şöyle kısaca bilgilendirme alalım sizden. Evet, Dünya Futbol Ligleri Birliği kısa adıyla WLA ve FIFPro Uluslararası Oyuncular Sendikası bu FIFA'nın gelecek sene oynatacağı 32 takımlı kulüpler Dünya Kupası'na karşı çıkıyorlar ve kendilerine FIFA'nın hiçbir bildirimde bulunmadan herhangi bir onay almadan kendilerinden veya da bir istişarede bulunmadan bunu dayattığını söylüyorlar ve mahkemeye gideceklerini FIFA'ya bildiriyorlar. FIFA buna karşı çıkıyor ve kendilerine bildirildiğini ifade ediyor. Tabii Infantino işleri malum biliyoruz ama böyle bir sorun ortaya çıktı şimdi FIFA açısından. Bakalım nereye varacak? Çünkü 32 kulüplü Dünya Kulüpler Şampiyonası gelecek sene Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak. Her şey hazır vaziyette. Peki, çok çok teşekkür ederim size. Tekrar güzel bir pazar günü diliyorum. Hoşça kalın. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar.